Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gelişme bölümündeyiz. Giriş bölümünü geçen hafta paylaştım. Eğer izlemediyseniz bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Eğer bu araba hakkında hiç videomu izlemediyseniz birinci bölümden başlamanızı öneririm. Geçen hafta neler yaptığımızı anlatayım. Üst kapağını söktük. Niye söktük? Çünkü arabada antifriz kullanılmadığı için görmüş olduğunuz gibi kapak contası vesaire paslanmıştı. Ben arabaya antifriz koymak istediğim için bu masrafa girmek zorunda kaldım. Ve bu arabaya bayağıdır bakım yapılmadığını düşünüyordum. Doğru düşünüyormuşum. Burada da arabadan çıkan devir daimi görüyorsunuz. Durum bu arkadaşlar. Yani yapmışken iyi bir masraf yapmak istedim. Kaputu açalım hemen. Buradaki pisliği görüyorsunuz. Sadece pislik değil, dağınıklık da. Aşırı dağınık bir kaput altımız var. Kablo tesisatları, fön arkasındaki kablolar, radyatör hortumları, burada arabanın kendi elektrik tesisatı falan çok yorgun durumda şu an. Hatta birçoğunun üzerinde koruma bile yok. Kaçak var yani. Arabadan elektrik çarpıyordu bu arada bazen. Kaput altını güzelce toplayacağız, temizleyeceğiz. Onun dışında revize edilmesi gereken parçalar var. Mesela trigger kapağımız vesaire çok kötü durumdaydı biliyorsunuz. Eski sahibi neler yaşadı hiçbir fikrim yok. Bunun yenisini sipariş verdim. Onun dışında V kayışının atmasına sebep olan burada gergi var. Bu gergi yalpalıyor arkadaşlar. Yalpalayınca yüksek devir çevirince V kayışını attırdı benim. Bunun yenisini sipariş verdim. O geliyor. Onun dışında daha bir sürü iş yapacağız. Bu bölüm başlasın. Bu bölümde daha fazla incik boncuk işler, soket tamiri, gaz kelebi, rölanti motoru değişimi, üst kapak zımparalamak gibi incik boncuk işlerle geçti. Ama bu bölümü sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonuç bölümünde olayları daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. Bugün 1 Haziran Perşembe, sonuç bölümünde 6 Haziran Salı günü paylaşmış olacağım. O yüzden motor kısım olarak çok da belirtmek istemiyorum sizi. Bir önceki bölüm paylaşıldı. 2 hafta oldu. Artık motor kısmına son noktayı koyalım. Asıl kaynağı ortaya çıkardım arkadaşlar. Krank dişlisi nerede? Krankı trigger'a bağlayan dişliği çıkardım görmüş olduğunuz gibi. Her şey bunun arkasında saklıydı. O da burası. Sol krank keçesi. Bayağı bir yağ kaçırdığı için son durum bu. Motor alt kısmından bayağı bir yağ terletmiş durumda. Mesela bakın üst kapakta üstünü sıvı contayla korumaya almışlar. Yağ kaçırma ihtimaline karşı. Fakat onu krankta yapmayınca maşallah dedirecek kadar yağ kaçırmış. Oradaki keçeyi çıkartacağız. Burada arabanın hemen hemen her parçasının contası var. Mesela burada krank keçeleri var. Bu en büyük olan sanırım şanzıman tarafında, sağ tarafta kalan keçe. Diğer ikisi de üst kapak keçesi ve sol taraftaki krank keçesi. Onun dışında işte üst kapağın, devir daimin olabilecek o-ringleri ve contaları, emme kısmının kağıt contaları hepsi şu an bu takımda. Mesela burada da silindir kapak contamız var. Eski halini görüyorsunuz pas içerisinde. Bu da yeni hali. Tertemiz, sıfır haliyle elimizde. Aynı şekilde üst kapağın contası da burada. Girmişken hepsini beraber değiştireceğiz ve bu terletmeler artık olmayacak. Şu anda bayağı bir kirli durumda zaten. Orayı temizlemem gerekiyor. Hakkını vermeye çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi parçalar eski sahiplerinin antifriz kullanmaması yüzünden çok kötü durumda. Ve bunlara şimdi güzel bir işlem uygulayacağız. Burada temizleyeceğiz bunları. Şöyle örnek gösterirsem aradaki farkı görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kabaca temizledim. Daha aralara falan girmedim. Ve tüm parçaları bu şekilde tertemiz yapacağım. Bayağı cillop gibi çıkartacağız yani. Daha buraları vesaire temizleyeceğim. Buralar resmen kireç tutmuş. Devam edelim. Bayağı bir temizledik. Burayı da temizleyeceğim ama sensörü vesaire sökmem gerek. Burada da termostat kısmı var. Aynı şekilde termostat kısmını da temizleyeceğim. Bayağı bir uzun sürecek yani benim temizliklerim. Daha birkaç parça daha var. Onları da temizleyeceğim. Arabaya takarken zaten temiz hallerini göreceksiniz. Bu parçaları temizledim. İçim el vermedi. Bunu detayları mazotla temizleyeceğim arkadaşlar. Paslardan tamamen arındı ama. Bu sensörün temizlenmemiş halini görseydiniz şu anki haline şaşırdınız. O kadar kirliydi bu ısı sensörü. Kıyamadım size. Temizleyeceğim diğer parçaları göstermek istedim. Kirli ve temizlenmiş halini. Mesela bu bakın gergiyi tutan parça. Hemen temizlemeye başlayalım. Ve yeni halini görün nasıl bir şey dönüşecek. Daha birazcık tuttum. Hala üzerinde kirler var. Balata spreyini vurduktan sonra efsane bir temizliğe ulaşacak. Sanki ilk günkü gibi bu da arka kısmı. Görüyorsunuz aradaki farkı 2 saniye içerisinde ne hale geldi alet. Yapabildiğim her yere bunu uygulayacağım. Çünkü gerçekten tertemiz yapıyor. Şu an burada olmanızı isterdim. Bu temizliği yapmak çok güzel. Yan tarafta biriken kirlere bakın. Hemen birkaç saniye tutuyorum buraya. Bir de şimdiki haline bakın. Resmen büküm izleri görünüyor. Dediğim gibi arabadan sökebildiğim tüm parçaya bu işlemi uygulayacağım. Tüm parçalara. Çok güzel yapacağız kaput altını. Şu an üzerinde kirler hala var dediğim gibi. Bunu sildikten sonra daha da güzel çıkacak. Dediğim gibi yapabileceğim her parçayı bu şekilde temizleyip öyle takacağım arabaya. İlk günkü gibi görünsün. Burada gerginin civatası var. Ne halde? Hemen eski haline getirelim. Civata başının son hali bu. Görmüş olduğunuz gibi artık kendi rengine döndü. Aynısını dişli kısmına da uygulayacağım. Çünkü bu civatayı takarken sıvı conta uygulamışlar. Tüm dişlerin arası dolmuş. Onları temizliyorum. İmkanım varken elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum dediğim gibi. Budur.
Son halimiz budur arkadaşlar. Cildi gibi cıvata çıkardık ortaya. Burada rezervuar tutan parça var. Görüyorsunuz yılların pası artık parçayı ne hale getirmiş. Parmağımı ışıklattığım gibi yeni halini göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi hakkını verdik. Şu ara köşelere bunun ağzı girmiyor. O yüzden oraları elle zımparalamak gerekecek. Fakat onun dışında 10 numara bir ürün çıktı. Şu araları da aynı şekilde. Ama ona rağmen çok güzel görünüyor. Bu arada bu parçalara o kadar iyi boy attım ki bir sonraki bölümde zaten hepsini göreceksiniz. Spoiler vermeyeceğim bu bölümde. Şimdi de radyatör hortumlarını çıkartıyorum. Bir tanesini çıkardım ama öyle bir yere konumlandırılmış ki çıkarması çok zor. Bakın hatta göstereyim. Bir tanesini çıkardım. Diğerini keserek çıkartacaktım. Kalorifer peteği görüyorsunuz. İçi paslı görünmekte. Ama Allah'tan o kadar da korozyona uğramamış. Neye göre uğramamış diyorum? Buna göre arkadaşlar bu. Termostattan direkt olarak kalorifere gelen hortumun ucu görmüş olduğunuz gibi pastan yok olmuş. Ama kalorifer peteğininki daha temiz görünüyor. Açıkçası hortum çıktıktan sonra daha iyi anlaşılacak her şey. Öyle bir yere yapmışlar ki hortumu. Ah! Nihayet be. Yıllar içinde bu hortum da yapışmış. Hortumun içindeki suyu akıttığımda bayağı çamur gibi tupturuncu bir su görüyorsunuz. Çamurdan farkı yok. Hortumun içi de... Bunu göstermeliyim size. Hortumun içi de görmüş olduğunuz gibi artık pastan katman tutmuş. Yani bu haldeyken delik hortumun gözeneklerini tıkadığı için daha önce antifriz koymamış bir arabaya antifriz koyduğunuzda conta yakmakla sonuçlanıyor. Çünkü hortum bir yerden damlatmaya başlıyor. Arabanın suyu kalmıyor. Beklemediğiniz anda patlak veriyor. O yüzden benim yaptığım gibi her önlemi alarak yapmanız gerek eğer kendi arabanızda benzeri bir iş yapacaksanız. Ben zaten arabadan çıkan tüm hortumları Civic'lerle %100 uyumlu. Hatta bayağı bir Civic modeliyle uyumlu spor radyatör hortumlarıyla değiştireceğim. Bunlar özel üretim, el işçiliği ve kalıplı üretilen ürünler. Üst üste 4 kat sarımlı kaliteli hortum seti arkadaşlar. Neyse bunu yerine koyalım. Yeter bu kadar promosyon. Tornavideyi biliyorum. Krank contasını çıkartabilmek için ucunu sivrileştiriyorum. Krank yatağına zarar vermemem gerek. Contanın girdiği yere zarar vermemem gerek. Bu yüzden batırıp çıkartacağım. Hadi bismillah. Olmadı. Nerede benim düz tornavidam? Bununla deneyeceğim. Hayatımda ilk defa krank keçesi söktüğüm için şu an bayağı bir acemiyim bu arada. Muhtemelen sanayideki usta olsa 15 saniyede falan çıkarmıştı. Amacım zarar vermeden çıkartmak etrafa. Çünkü geri dönüşü olmuyor ve daha fazla yağ akıtmaya başlayabiliyor. Çıkartınca döneceğim ben size. Kamerayı kapatır kapatmaz contayı çıkardım. Aslında mevzu bayağı basitmiş. Burada da çıkan contamız, keçemiz var. Orijinal bir keçe değil. Yani daha öncesinde değişmiş. Muhtemelen kaliteli bir conta değilmiş. Burada çok fazla toz, toprak, kir var. O yüzden öncesinde keçeyi takmam gerek. Yani krank kısmına tozun girmemesi gerek. Zaten birazdan keçeyi takacağım. Takarken de bir tık sıvı contayla destekleyeceğim. İnşallah bir daha terletme veyahut da akıtma, yağ eksme gibi bir sorun yaşamayız. Evet, yeni keçeyi yerine taktım. İç kısmına biraz gres, dış kısmına da biraz sıvı conta uyguladım. Aslında sıvı conta uygulamadan da olurdu fakat tüm olasılıkları düşürmek istedim. Hala bir olasılık var fakat inşallah diyoruz. İnşallah contamız, keçemiz yerine güzelce tutunur diyoruz. Ve artık buradaki yağları, kirleri temizlemeye başlayabilirim. Ondan sonra elektrik tesisatına el atacağım. Görmüş olduğunuz gibi daha önce LPG takıldığı için şu anda enjektör kabloları bu şekilde ayrı durumda. Ben ayırdım. Zaten şöyle bir durum var. Enjektör kabloları dibinden görmüş olduğunuz gibi sıyrılmış durumda. Yani birbirlerine temas etmesi durumunda kısa devre yapabilir. O yüzden bu soketlerin hepsinin yenisini sipariş verdim. Enjektör soketleri olsun. Burada ısı müşürünün soketi var. Görmüş olduğunuz gibi bu da dibinden kırık. Bu soket olsun. Mesela TPS sensörümüzün bağlandığı yer, bağlandığı ayak kırık yerinden yanlışlıkla çıkabiliyor. TPS sensör kablosu olsun. Hepsinin yenisini sipariş verdim. Bu soketlerin yenisi gelecek. Soketler kargoda yurt dışından geliyor. Onların gelmesini beklerken bunları yine bu şekilde bağlayacağım. Yeni soketler geldiğinde de eskilerini söküp yenilerin bağlantısını yapacağım. Ve artık arabanın yanma riski de ortadan kalkmış olacak. Çünkü gerçekten ben açtığımda şaşırdım. Birçok kablo var çıplak şekilde duran ve her an alev alabilecek durumda. Bu yüzden açık gördüğüm tüm kabloları izole ediyorum. Zaten elektrik tesisat komple elden geçecek. Hepsini çok güzel bir şekilde toparlayacağım, temizleyeceğim ve bitmiş halini zaten göreceksiniz bir sonraki bölümde. Bu arada gerçekten ben arabanın bu zamana kadar yanmamasına ve başıma sorun çıkarmamasına şaşırdım. Arabaya daha önce hangi elektrikçi veyahut da bir motor mekanik ustasının eli değdi bilmiyorum. Çok riskliydi tesisat. Gerçekten riskli bir tesisatı vardı arabanın. Bu yüzden tesisat üzerinde bayağı bir vakit harcamam gerekti. Kameralarda 3-5 dakika gibi görünüyor ama benim en az 3-4 günümü sadece elektrik tesisatımı toparlama kaldı. Kırmızı Honda külbütör kapağımız mat, pütürlü statik boyaya gittiği için üzerindeki boyalardan arındırılması gerek. Açıkçası bir sürü boyacı dükkanı gezdim ve neredeyse kimse jel boya sökücü satmıyordu. Instagram'da görmüşsünüzdür, sürdüğünce kabarıyor yani. Ve ben de maalesef bunu birazdan bu aletle yapmaya çalışacağım. Üstünden tekrar zımparayla geçeceğim tabii.
Evet, bu da bitmiş hali. Olabildiğince üzerindeki boyayı çıkartmaya çalıştım. Burada aralarda kaldı. Fırça tam araya giremediği için. Buralarda aynı şekilde çok az aralarda kaldı. Buraları da kendi elimle zımparalayacağım. Ardından boyaya hazır duruma getirmiş olacağız kapağımızı. Kaput altında çok güzel bir görüntü ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kübütör kapağıyla ilgili çok güzel hayallerim var. Dediğim gibi elektrostatik boyaya verip kaput altında profesyonel bir görüntü olmasını istiyorum. Bunun için Bursa'da bayağı toz boyacı falan aradım yani. Evet, şimdi kablo tesisatını toplamaya girdim. Görüyorsunuz. Hepsinin eski bantlarını sökeceğim. Hepsini revize edeceğim. Üzerine tekrar bu hortumdan çekeceğim. Güzelce bir toplayacağız burayı. Buradaki bir sürü elektrik tesisatını toplamak için sabahtan beri geziyorum. Bu spiral hortumları alabilmek için. Nihayet bulabildim. Güzel de para ödedim bulduğum yere. Yani bunları aramak beni resmen bir gün geciktirdi diyebilirim. Bayağı bir dağınık elektrik tesisatımız var. Far kısmı iki tarafta çok dağınık. Arabanın ana elektrik tesisatı çok dağınık. Hepsi elden geçecek. Enjektör kabloları olsun. Geri vites sensörüne gelen kablo. Ana yerlerin hepsi artık eskimiş, miadını doldurmuş tesisat. Üzerindeki izolasyonlar kalkmış. Mesela arabada ben bazen inip binerken elektrik çarpıyordu. Bakın burada farın kablosu var. Ayrı bir tesisat çekmişler. Niye bilmiyorum röleye. Ve bunda bile sıyrık var. Niye arabadan her indirimde elektrik çarptığını anladım. En az 3-4 farklı yerde kaçak vardı arabanın. Onların hepsini izole edeceğim. Üzerinden de daha güzel görünmesi için, kablo dağınıklı olmaması için bu spiral hortumları geçireceğim. Yani kozmetik olarak güzel göstermeyi hedefliyorum açıkçası. Ve bunu yaparken de kabloların çıplak yerlerini izole edip yanma riskini, yangın çıkma riskini ortadan kaldıracağız. Çünkü elektrik tesisatı gerçekten çok önemli. Araba eski. Yeni arabalar gibi teknolojik olmadığı için olur olmadık yerden sigorta atmayıp yangın çıkartma ihtimali var. Kablonun ısınıp yanma ihtimali var. O yüzden önlemi almak gerek. Ne olur ne olmaz. Trafikteki arabalar boşu boşuna yanmıyor arkadaşlar. Size göstereyim mevzuyu. Evet. Eski hali bu. Görüyorsunuz tüm kablolar açıkta. Burada mesela sensör kablosu var. Veya ayrı gayrı. Burada bu arada izolasyon işlemi uyguladım. Kablolar buralarından açıktaydı. Buralarda da aynı şekilde ve tesisatın şu şekilde yenilenmesi gereken yerleri var. Onları da yenileceğim. Far kısımlarını göstereyim. Bir sürü kablo dağınıklığı var. Bunları izole edeceğim. Bu tarafta da aynı şekilde far kısmında bir sürü toplanması gereken kablo var. Tüm tesisatı elden geçireceğim kısacası. Size üzücü bir şey göstermek istiyorum. Buradaki kabloları düzenlerken enjektör kablosu, bahsettiğim tek bitel tutan kablo, burayı düzenlerken koptu, elimde kaldı bayağı. Verdiğim siparişler daha yeni Türkiye ulaşmış. Bu hafta sonu seçim var. Ondan dolayı bu hafta bir şekilde almam gerekiyor. Yoksa öbür türlü daha çok bekleyecek kargo. Önümüzdeki hafta inşallah kalmaz. Sipariş belli zaten 5 gün ya da 6 gün oldu. Eğer onlar yetişmezse maalesef arabayı çalıştıramayacağım. Şu anda ilk defa aksi giden iş bu oldu. Onun dışında şimdilik bir sıkıntı görünmüyor işlerimizde. Ama ben yine yavaş yavaş işlerimi halletmeye çalışacağım. O soketler gelir gelmez tabii tüm soketlerini yenileyeceğim. O iş zaten yarım saat, 1 saatlik iş en fazla. Evet, üzücü de olsa devam etmek zorundayım şu an. Bu hafta sonuna yetişecek ya. Kendimi olumlu yöne düşündürtüyorum. Ve bu hafta sonu yetiştirmeye çalışacağım. Kargo gelmesi gerek tabii. Yeni soketler gelene kadar arabayı yatırmak istemedim. Bu iki bakır kabloyu bu şekilde buraya lehimleyeceğim. Her iki kablo ucunu da dolduralım diyeyim telimizle. Evet, havyanın biraz daha ısınması gerekiyor. Tamam, şimdi karşı tarafı ısıtıp lehimleyelim. Evet, şimdi kabloyu yerine lehimleyelim. Ama hepsinden önce kabloya ısıyla daralan makaron geçireceğim. Ki bir tık daha sağlıklı olsun. Her ne kadar az kullanacak olsam da üstüne geçirdiğim gibi bantla vesaire uğraşmamış olacağım. Buraya lehimimizi yaptım. Artık buradan kolay kolay ayrılmayacaktır. Üstüne de makaronu geçiriyorum. Artık bir hafta bu soketi beklememe gerek kalmadı. Mis gibi soketimiz oldu artık. Araba eskisi gibi oldu açıkçası. Yani eskisinden bir tık daha iyi olmadı. Eskisinden daha iyi olması için soketleri komple değiştirmem gerek. Ama şu an işimizi görecek durumda. Yeni soketler gelene kadar bu şekilde bekleyebilir. Far kısmında bir sürü saçma kablo var. Hepsi tamponun arkasına gidiyor. Muhtemelen benden önce arabada sis farı tesisatı veyahut da korna için farklı bir elektrik kablosu çekilmiş. Ve ben de bunlara erişebilmek için tamponun vidalarını söktüm. Kabloları artık daha kolay erişme imkanım var. Hatta gelin size bir sürü kablo göstereceğim. Bakın burada farın arkasında bir sürü kablo var görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca aküye gidiyor bu kablolar. Ve daha sonra burada toplanıyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Böyle duruyorlar. Muhtemelen daha önce sis farı için çekilmiş dediğim gibi. Ve korna için de ayrı bir tesisat var burada. Çift korna bu arada. Kornanın sesini çok seviyorum. Buradaki tesisatı düzenleyeceğim. Bunlar gereksizce bunları sökeceğim. Muhtemelen bağlı bile değil be. Lan harbiden bağlı değilmiş. Öylesine atmıştım elimi. Kablo çıktı yerinden. Boşa boşuna duruyor bunlar burada. Bu yığıntı tesisatı çıkartayım buradan. Güzelce bir toplayalım. Tesisatı düzenlemek biraz zor olacak. Bakın mesela diğer kabloları bu şekilde organize ettim. Enjektör soketlerini vesaire. Bu kısma bakmayın, buraları da daha toparlayacağım. Kaput altını tertemiz bir şekilde ortaya çıkartacağız. Ben buraya güzelce bir girişeyim ben. Ben artık şaşırmayı bıraktım. Muhtemelen 2 saattir falan buraları toparlıyorum. Arabada ekstra sis tesisatı çıktı boşta duran. Onun dışında korna bağlantılarına ekstra röle çekilmiş. Onlar sigortalanmamış falan. Tüm kablo tesisatını düzenledim ki hala bitmedi. Şu anda buraları temizliyordum. Temizlerken de ne fark ettim? Burada arabanın
ana şasi kablosu var. Yani arabanın tüm eksisinin aküye iletildiği kablo bu. Ve dokunduğum gibi elimde kaldı. Buraya bağlarken çok gevşek bağlamışlar bunu. Yani resmen şansa duruyormuş. Allah korusun bu kıvılcım çıkartıp arabayı da yakabilir. Hemen yanında sigorta kutusu var. Açıkçası hiç beklemediğim şeylerle karşılaşıyorum. Ana şasi kablosunun bu kadar gevşek bırakılması falan çok riskli şeyler. Eski arabalarda elektrik aşırı önemli. Tesisat aşırı önemli. İçeride bir sürü kaçak kablo vardı. Onun yanına bu eklenince açıkçası şaşırttı. Beklemiyordum. Ama buna denk gelmem iyi oldu. Temizlerken de bunu fark ettim. Hiç fark etmeyebilirdim. Şimdi kafamda soru işareti kalmadan arabayı yapmaya devam ediyorum. Kurcalayabildiğim her yerini kurcalıyorum arabanın. Çünkü sorun çıkartacaksa şu an sorun çıkartsın. Eğer bu arabaya ben güvenip Antalya Muğla yaptığımda beni yolda bırakacaksa bu yaptıklarımın hiçbir anlamı yok yani. O yüzden zorlamaya çalışıyorum arabayı daha çok. Neresinde bir sorun var, gedik var bakıyorum da. Öyle motor kısmını da biraz temizledim. Normalde buralar yağdan böyle katmandı arkadaşlar. Temizledikçe açılıyor tabi. İç motor kısımları da aynı şekilde aşırı yağlıydı. Daha yapacağım bir sürü iş var. Şöyle göstereyim. Ön kran keçesini değiştirmiştik. Buraları da temizlemeye devam ediyorum. Daha bitmedi. Yılların yağı var motor üzerinde. Aynı şekilde devir daimi bağlayacağım zaman buradan da temizlik yapacağım. Çünkü eski devir daimi sıvı contaları duruyor blok üzerinde. Aynı şekilde kablo tesisatı görmüş olduğunuz gibi çok kirli ve yıpranmış durumda. Daha buraları düzenlemedim. Yavaş yavaş işleye işleye gidiyorum. Ha, temizlikten falan bahsettim ama asıl söylemem gereken şey az önce de söylediğim gibi arabaya çekilen ayrı bir korna tesisatı var ve bu tesisat sigortalanmamış. Arkadaşlar sigortalama eliniz ayağınız olmalı. Arabaya Amerikan Park mı takıyorsunuz? En ufak bir röle mi takıyorsunuz? Ne olursa olsun onun muhakkak sigortalayın. Muhakkak sigortalayın. Bakın bir şey olmaz filan yok. Gerçekten çok basit bir röle takarsınız. Röle zaten her halükarda bir ucu ana 12 volt kaynağına bağlanması gerekiyor. Çünkü yüksek akımları filan çalıştırmak için kullanılır röle. Taktığınız parça üzerinde kısa devre olursa o parçaya kadar gelen kablo üzerinde aşırı yükleme oluşacağı için önce kablo ısınmaya başlar. Daha sonra o kablo erir. Erimeye başlaması demek yangın çıkması demek. Zaten o plastik öyle bir şey ki yanarak akar. Aktığı an diğer kabloları da yakar. Ve diğer kablolar yanmaya başladıktan sonra zaten olayın devamı gelir. O yüzden sakın ama sakın sigortasız hiçbir şeyi bağlamayın. Şimdi harbiden şansa sürüyormuşuz arkadaşlar bu arabayı. Elime attığım her soket görmüş olduğunuz gibi kopuyor. Soket direkt dibinden kopmuş durumda arkadaşlar. Aşırı önemli bir soket değil. Zaten bu soketin yenisini sipariş ettim. Komple buradan kabloyla beraber yenileceğim bunu. O yüzden şu anda şöyle yapabilirim hatta kesip atabilirim eski yerinden. Bu ısı müşürüne geliyor. Açıkçası aşırı önemli bir parça değil, sadece bir sensör. Ama zaten şu an PTT kargoda, Türkiye içerisinde yani ürün İstanbul'da. Eğer yetişirse de direkt bağlarım buraya. Hiç boşu boşuna işleri uzattırmam. Şimdi bu kısmı biraz temizledim. Buradaki elektrik tesisatına geçtim. Distribütör kabloları falan açıkta. Bunları toparlayacağım. Buradaki boruları temizleyeceğim. Onlar için bir ton boru aldım zaten hepsini. Güzel ve düzenli bir hale getireceğim birazdan. Evet, saçma bir düzenek kurdum. Şu anda arabanın cam silecek suyunu boşaltıyorum. Sağ tarafı büyük oranda temizledim ve toparladım. Aynı şekilde ortadaki kabloları da büyük oranda toparladım. Ama hala dağınık duruyor. Şimdi sol tarafa geçtim. Burada çok fazla kablo birikintisi var. Ondan sonra silecek hortumun boyu kısa, kaput açıldığında bu şekilde duruyor. Burada saçma bir ek falan var. Bu hortumu baştan sona değiştireceğim. O yüzden rezervuardaki suyu boşaltıyorum. Bayağı ince işçilik yaptım arkadaşlar. Tüm soketleri tek tek hortuma geçirdim. Altından bez bantla sardım. Onun dışında burada amfi kablosu vesaire geçiyordu. Onları kapladım. Egzozun kablosu var, onları kapladım. Tertemiz bir görüntü oluştu. Yavaş yavaş yapa yapa gidiyoruz. Şimdi inşallah bu devrilmez. Ben kamerayı kapatayım. Şu şişeyi tutacağım. Eğer şişe devrilirse her yere dökülecek. Motor kısmını büyük oranda toparladım ve temizledim. Biliyorsunuz buralar hep çamur içerisinde ve kablo içerisindeydi. Farın arkasındaki kablo tesisatını komple düzenledim. Aynı şekilde sağ tarafı da düzenledim. Şu an mesela burada tek bir hortum geçiyor. Çünkü silecek hortumunu kopardım. Burada kargo bekliyoruz. Buraları da aynı şekilde düzenledim. Şu anda dışarıdan bakıldığında çok derli toplu görünüyor. Tüm kabloları tek tek hortumla, açık olan her yeri izole ettim. Yeni soketler geldiğinde de burada görmüş olduğunuz tüm soketleri yenisiyle değiştireceğim. Artık eskidiği için kabloları. Şu an temiz görünse bile iç kısımları o kadar da temiz değil bu kabloların. Güzel gidiyor. Şükür bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz alternatör de burada selam veriyor. Bunları yaparken kargom geldi. Biliyorsunuz arabanın kayışı atmıştı. Çünkü eski gergi, arabanın üzerindeki orijinal gergi yamuktu. Ben de yenisini aldım. O yalpalama yapıyordu. Fakat bu sıfır. İşimizi görecek. Onun dışında trigger kapakları da bugün PTT dağıtımdaydı. İnşallah teslim alabiliriz. Biliyor, görüyorsunuz son hali bu. Yani çöp direkt. Bu hali takmaya bile değmeyecek. Direkt trigger kayışı açıkta dursa bile bundan daha iyi arkadaşlar. Kadir arkadaşımız da çekeyim seni böyle. Headers'ı parlatıyor. Parlat bakalım kardeşim. Evet.
Hakkını veriyorsun bu işin. Bu arada burada headers'ın ana kileri alınıyor. Yani polisaj işlemi değil şu anda. Ana bir temizliği yapıldıktan sonra bir sonraki bölümde güzel bir polisaj yapacağız inşallah. Eski sahibinden kalan devir daim üzerinde bir sürü sıvı conta var. Kamerada neyse temiz gibi görünüyor ama bakın mesela buralarda full sıvı conta var. Hep dışarı taşmış. Bunları temizliyorum şu an. Ayrıca kran kısmını vesaire temizledim olduğu kadar daha da temizleyeceğim. Çünkü eğer bir sızıntı varsa tekrar görmek istiyorum sızıntıyı. Boşu boşuna değiştirmiş olmayalım oradaki keçeyi. Zaten temizledikten sonra devir daimi falan yerine takmamda herhangi bir sakınca yok. Devir daim bağımsız çalışıyor zaten. Trigger'i toplarken falan onu da gergisini ayaracağız. Güzel bir iş çıkaracağız. Evet, distribütörü söküp temizlemiştik biliyorsunuz. Bu temiz hali. Fakat ben bunu kaput altında biraz daha güzel görülsün diye boyayacağım. Yani bu şekilde saf metal görünmesini istemiyorum. Elimde de çok güzel boya var. Hatta boyayı göstereyim. Bakınız tam şöyle bir renk. Alttaki de benim arabanın rengi sprey. Kapağını çıkardım. Distribütör gibi birkaç parçayı da boyayacağım. O yüzden onları da hazırlamam gerek boyaya. Bu arada sigara içmeyin. Güzelce bir temizledik. Üzerinden zımparamızı attık. Şimdi kaput altına daha da güzel dursun diye tatlı bir boya atıyoruz üzerine. Arabanın kaput altında birkaç parçasını da bu renge boyayacağız. Bitmiş halini zaten kaput üzerinde göreceksiniz. Distribütörü boyadık. Daha kapağının vidasını takmadım. Görmüş olduğunuz gibi cilli gibi oldu ve dedim ki neden direksiyon bombasını yapmayayım veyahut da kaput altında görünen metal parçaları neden boyamayayım? Çünkü gerçekten elimdeki boya bu malzemeleri hem çok orijinal duruyor hem de çok güzel gösteriyor. Şimdi sizlerle birlikte direksiyon bombasını boyayacağız. Hatta biraz zoom yapalım. Evet. Zoom'umuzu da yaptık. Yakın çekim. Parçayı bayağı bir temizledim. Evet, birinci kat boyamız tamam. Biraz boyanın kurumasını bekledikten sonra ikinci katı da atacağım. Daha temiz ve orijinal olsun. Çok güzel olacak. Yalnız bu boya muhabbetine iyi ki girmişim. Boyanın kalitesinden mi yoksa ben mi güzel boya attım bilmiyorum ama çok orijinal bir şey çıktı ortaya. Özellikle kurumuş halinde. Geldik gaz kelebeğine. Daha önce bu gaz kelebeğini modifiye etmek zorunda kalmıştık biliyorsunuz. TPS sensörü bozulmuştu. O ara rölanti sensörünü vesaire revize ettim fakat ona rağmen büyük bir değişim olmadı maalesef. Ve ben de Türkiye'de olmadığından yurt dışından bu parçanın siparişini verdim. Şöyle göstereyim hatta. Burada elimde contasıyla beraber hazırda parça. Zaten eski olanın uçları çürümüş. Malzemenin yeni olduğu her halinden belli oluyor. Rölanti sensöründe şöyle bir sorun var. Araba başta çalıştığında çok güzel. Araba soğukken işte kendini rölantisini yükseltiyor. Isındığı zaman normale dönüyor filan. Hiçbir sıkıntı yok başlangıçta. Yani şu an bunu yedek parça olarak satsam insanları kandırabilirim. Fakat araba belli bir süre sonra mesela yarım saat trafikte sürdükten sonra bir anda rölantisini çok düşürmeye başlıyor. Normalde 900 devirde 1000 devirde çalışıyorsa 500-600 devirlere düşürüyor. Bu da arabanın durduk yere kendi kendini silkelemesine sebep oluyor. Şimdi sadece bu sensörü değiştirmekle uğraşmak istemediğim için ki bu 8 milimetreymiş. Bunun olmayacak. Hazır sökmüşken tüm parçaları beklettim. Bu kargonun gelmesini bir ay bekledim. 2 aydır da kenarda bekliyor zaten bu işlem için. Sökmüşken bir kere de hepsini yapmak istedim. Yani arabaya bindiğinde artık farklı bir arabaya binmiş gibi olacağım. 8 milimetre alalım. Üzerindeki parça benden 3 yaş büyük olduğu için bozulmuş olması çok normal. Sökmüşken de bu işler zaten aşırı basit oluyor. Direkt cırcırla girdim. Tık tık birkaç vida söktükten sonra. Arabaya eskiden 1.6 gaz kelebeği vesaire taktıkları için muhtemelen benden önceki sahibi çıkma 1.4 gaz kelebeği almış ve üzerindeki tüm sensörler bozuktu. O yüzden çıkmaya ayrılmış bir parçaydı bu. Yani zaten TPS sensörü bozuktu. Bir MEB sensörü doğru çalışıyor. Onun dışında rölanti sensörü de bozuk. Adam da bunu muhtemelen çıkma bir yerden ucuza denk getirmiş. Üzerindeki sensörler bozuk mozuk arıza ışığını sökmüş. Öyle kullanmaya devam etmiş. Çok yanlış kişilerin elinde düşüyor bu araba maalesef. Ben bunu öncesinde zaten sıvı contayla yapıştırmıştım. O yüzden böyle güzel bir şekilde tutuyordu bunu. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Eski parçamız, yeni parçamız. Açıkça her şey ortada arkadaşlar. Yılların eskimişliği var. Şimdi bunun üzerine hiçbir oynama vesaire yapmayacağım. Direkt olduğu gibi yerine takacağım. Zaten yeni contası geldi yanında. Eski contasını çıkartıyorum. Eski contasını çıkarıp buradaki sıvı contayı temizleyeceğim birazdan. Bu şekilde zınk üzerine kapattığım gibi yeni bir rölanti sensörümüz olacak. Neyse ben burayı temizleyip geleyim. Evet, birçok kargom geldi. O yüzden şu an arabayı tamamlamaya bayağı bir yakınız. 20 metre şeffaf hortum aldım. Silecek hortumları vesaire de yenileyeceğim. Hatta gelin arabanın üzerindeki eski hortumu göstereyim size. Tamponu söktüm çünkü rezervuar burada. Hortum buradan itibaren yukarı çıkıyor. Eski hortum artık taş gibi olmuş, bükülmüyor bile. Yani biraz daha beklesem muhtemelen çatlayıp delik yapacak. Bu da yeni hortumumuz. Bayağı yumuşak bir hortum. Şeffaf. Şeffaf niye aldım? Çünkü buradan geçtiğinde mesela silecek suyun bittiğinde hortuma bakacağım ve diyeceğim ki evet cam suyumuz bitmiş. Artık cam suyumuzu yenilemenin vakti gelmiş. Zaten timelapse olarak çekmiyorum bunları. Çünkü çok stresli oluyor timelapse çekince. İşte kamera şarjı bitecekti, kaydedi, oydu buydu, başlattı, bitirdi, dinlenmekte kötü. Onun dışında yine birkaç şey daha bahsedeyim. Arabanın civatalarını yenileyeceğim. Gittim civatacıdan buna özel bir sürü civata aldım. Aynı şekilde emme kısmında LPG için delikler vardı. Onlara da özel civata aldım. Oraları da körleyeceğim ve
emme kısmında da kaçakları engellemiş olacağız ve devam edebiliriz. Zaten arabanın çamurlukları değişmiş durumda ve anahtar başlığı yerine alyan başlı bir cıvata takmışlar eski sahipleri. Bu yüzden daha orijinal ve temiz dursun diye anahtar başlı cıvata aldım. Bir sonraki bölümde onları takmış olacağız zaten. Çıkmacadan parçalarımız geldi. Bu benim arabanın üzerinden çıkan trigger kapağı. Bu normalde olması gereken trigger kapağı. Bakınız burada arabayı sentiye almak için iki tane çentik var. Benimkinde çentiğin çeyisi kalmamış. Hiçbir şey yok. Aynı şekilde üst kapağın arka tarafını şöyle kıyaslamak için göstereyim. Benimkinde saçma sapan bir işlem yapmışlar. Muhtemelen trigger kayışı kaymış ve burayı yırtmış. Normalde bu şekilde olması gerek. Orijinali. Durum bundan ibaret. Burada mesela trigger kayışı burayı delik açmış. Buraları kesmiş. Bu orijinali. Normalde deliğin genişliği bu kadar olması gerek maksimum. Maalesef ki sonlarım bundan ibaret. Ama yenisini aldık. Birazdan bunları temizleyeceğiz, boyayacağız. Çok güzel bir hale getireceğiz. Arabayı toplamaya yaklaşmaya başladık artık. Üst kapağın üzerinde kalan conta kalıntılarını temizliyorum ki bayağı bir temizledim. Bu temizlenmiş hali hemen hemen. Üzerinde çürüdüğü için çok fazla kalıntı bıraktı. Spatula ile temizledikten sonra üzerinden ince zımparayla geçeceğim. Burada toz kalması istemiyorum. Bakın mesela vurduğumda görüyorsunuz çok fazla toz var. İnşallah kamerada belli oluyordur. Eski contanın kalıntıları arkadaşlar bunlar hep. Ve bunları tabii temizlemeden takarsak basınç kaybı, kompresyon kaybı, bir süre sonra yağ su karıştırma gibi şeyler. Sanki conta yakmış gibi davranabilir araba. Aslında contada kaçak var. Halbuki ki bu da kitlemeye kadar gider yağ su karışırsa. O yüzden bu şekilde temizliyorum, toparlıyorum. Bu arada üst kapak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bir önceki bölümde benim arabamda olan tek sorun B kayışın atmasıydı. Fazla yüke bindiği için atmasıydı. Fakat üst kapağı söktüğümü gören bazı mekanik olarak ilgili arkadaşlar işte kapağı teste götür, onu yap, bunu yap falan demiş ama benim kapağım zaten çok iyi durumda. Yani benden önce zaten kapak revize görmüş. Belli oluyor kapağın revize gördü. Arabada en ufak bir güç kaybı, kompresyon kaybı veyahut da yağ su karıştırma veyahut da su yakma gibi hiçbir sorun yok. Bu yüzden kapakçıya götürmeme için de bir sebep yok. Ben ince zımpara paramı atıp yeni contamı takıp geçeceğim o yüzden. Arabanın üzerindeki kapağı bayağı bir temizledim. Görüyorsunuz buraya zımparayla girdim. Zımparalarım da burada kalmış hatta. Çok güzel bir iş çıkacak. Burada da yeni boyadığım trigger kapağı var arkadaşlar. Triggerin üzerinde duracak bu. Aynı şekilde diğer parçaları da yıkadık görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Zaten arabanın kran kısmını çok güzel bir şekilde temizledim geçen gün. Çok tertemiz görünmekte. Karatere çok bakmayın, orayı temizleyeceğiz. Çok temiz bir kurulum yapmaya çalışıyorum hala burada. Hortumları değiştirdim. Görüyorsunuz. İki hortum da değişti. Burada o tutucu bir klips var. Onu temin etmem gerek. Eski sahibi kaybetmiş. Çok güzel olacak ya. İçime sindi yani. Şimdi kapak cıvatalarıyla ilgileniyordum. Hemen nerede kullanıldığını göstereyim. Üst kapağın bağlantılarında kullanılıyor. Daha doğrusu külbütör kapağının bağlantılarında kullanılıyor. Ve külbütör kapağındaki terlemelerin sebebini buldum. Hatta yakın çekim alalım. Bir, contalar ömrünü tamamlamış. Fakat eski sahibi, yorum yapmayacağım daha fazla artık üzerinde. Ya daha fazla yağ terletmesin diye bu şekilde sıvı conta ve poşet falan sararak, poşet gibi bir şey ben de anlamadım tam, önlem almaya çalışmış. İki, conta artık ömrünü doldurmuş ve diplerden çatlama yapmaya başlamış. Ve artık taş gibi olmuş contalar. Görüyorsunuz mesela tam dibinden yırtık. Ondan sonra niye üst kapakta terleme var? Terleme olur arkadaşlar. Bu hangi arabada olursa olsun bu şekilde conta olduğu sürece terler. Benim aldığım conta takımının içerisinde bunların sıfırları var. Zaten yenisini takacağım. Fakat çıkarmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Bunlar böyle birleşmiş durumdaydı. Bunları ayırdım az önce. Daha sonra şöyle yan keskiyle yan tarafından ufak bir darbe vurup contayı çıkartıyorum. Metal kısmı da bu şekilde çıkıyor zaten. Geçirmesi mevzu değil. Mevzu çıkarması çünkü terse kalıyor gördüğünüz gibi. Bunlar çöp. Bunların da kafalarını polisaj yapacağım birazdan. Hatta gelin beraber yapalım hemen. Bir tanesini örnek göstereyim. En kirli olanı göstereyim hatta size. Şu makine kadar muazzam bir şey yok arkadaşlar. Koyduğum her cıvata anında tertemiz hale geliyor. Bakın. Hatta size birkaç saniye vereceğim. Bakın. Yeni alınmış gibi oluyor resmen. Görmüş olduğunuz gibi. Gidip cıvatanın yenisine para vermektense bu şekilde temizliyorum. Baktım eğer gerçekten güzel durmayacak cıvataların da başını boyayacağım arkadaşlar üst kapakta. Mevzu budur işte. Evet, bu bölüm gelişme bölümüydü arkadaşlar. Bu bölümde sizlere gelişmelerin yaşandığı, cıvataların temizlendiği, gaz kelebeğinin tamir edildiği ve daha fazla incik boncuk işlerin yapıldığı bir bölüm hazırladım. Bir sonraki bölümde artık bu işe motor kısmı olarak noktayı koymuş olacağız. Ama motor kısmıyla da bitmiş olmayacak bu seri. O yüzden salı gününü heyecanla bekleyin diyorum. Bir video maçtan sonra gelin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.